Değerli basın mensubu arkadaşlar, malumunuz yarın 29 Mayıs Salı günü biz Malatya Havuz başında bir iftar programı düzenliyoruz. Malatya Ticaret Borsası olarak birinci geleneksel iftar programı adını koyduğumuz programı bu yıl ilk olarak başlatıyoruz. Bundan sonra yıllara sayı olarak tüccarımıza, ihracatçımıza orada bir iftar programı planlıyoruz. Asıl önemli olan toplantının en önemli mahiyeti biliyorsunuz uzun zamandır Malatya kamuoyunun beklemiş olduğu lisanslı depoculukla ilgili yarın Allah nasip ederse Sayın Bakanımız biliyorsunuz iki gündür kamuoyuna gitmiş olduğu toplantılarda, siyasi çalışmalarında bunun bilgisini kısaca olarak verdi. Bildiğiniz gibi geçmişte bunun yasal düzenlemesini dönemin milletvekili Ömer Bey yapmıştı. Akabinde de Gümrük ve Ticaret Bakanımız meseleyi yakinen takip ederek sonuçlandırdı. Biz o arada Sayın Bakanımızın da talimatlarıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile bir takım görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerin sonunda Kalkınma Bakanlığı'nın bize tahsis etmiş olduğu 12 milyonluk hibe kredi şu an hala hesaplarımızda bloke edilmiş durumda bekliyordu. Bunun devamında eksik kalan 6 milyon 800 bin liralık bir kredi vardı. Bunu da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin lisanslı depoculukta öncü şirketi olan ve lisanslı depoculukta da uzman olan şirketi LİDAŞ'ın bu krediyi bu proje için tahsis ettiğini buradan kamuoyuna bildirmiş olalım. Yarın yapacağımız iftar programının hemen öncesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Sarcıklıoğlu, onunla beraber Türkiye TMO Genel Müdürümüz, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüz, Gümrük ve Ticaret Turizm Genel Müdürümüz, onunla beraber Sayın Bakanımızla özel uçakla yarın Malatya'da olacaklar ve yarınki iftar programında bunu bir törenle imza altına alacağız. Sözleşmeyi karşılıklı olarak imzalayacağız. Hemen akabinde Fırat Kalkınma Ajansımız bu konuda bir ihale süreci başlayacak ve en kısa süre içerisinde planlamış olduğumuz 10 bin ton kapasiteli lisanslı depomuzu ürün ihtisas borsasıyla birlikte inşallah inşa edeceğiz. Tamamen organize sanayi bölgesinde planlamış olduğumuz bir depo bu. İnşallah özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında piyasadaki arz ve talep dengesinin bozulduğu dönemlerde çiftçinin özellikle çok rahatlıkla faydalanabileceği mahsulünü kaldırıp depolayıp o depoladığı depo fişiyle bankalardan çok rahatlıkla istediği kadar kredi temin edeceği bir sistem planlanıyor. Şehrimize özellikle Kayseri'deki fiyat istikrarsızlığını da ortadan kaldıracak bir programlamayla Malatya'ya, memleketimize, ülkemize inşallah hayırlı olur diye böyle bir programlama yaptık. Kamuoyunu da bu konuda bilgilendirmiş olalım.